Merhabalar. Günaydın. Valla saat 5:30 sanırım. Herkes uyuyor. Biz ne yapıyoruz? Yola Evet, çıkıyoruz. Çok uykuluyum. Biraz zor olacak. Yolumuz uzun. ampak je sistem tak. Nabaviti si moraš to nalepkico, HGS se imenuje, in na to nalepkico si potem nalagaš denar in ta nalepka je povezana z aplikacijo na telefonu, gre to preko tega sistema. Kako je bilo rekel, en pa avto je bilo? Türkiye'de. Biraz yavaş geçelim. O kadar para verdim. 2 saat yolu kısaltıyor. Hariç bir de otoyol parası veriyorsun. O da çok yüksek İzmir için. O köprüden daha pahalı, 300 lira falan. Yollar var ama biraz maliyetli. Evet. Yani buradan bir İzmir'e gideceksen 1000 lira. Uçak 350 lira. Yola ne oldu? Evet, dediler ki 150 lira falanlar para verir köprüye. Güzel bir yol verelim. İşte yol böyle. Ayvalık'tayız. Saat 5.30'da kalkmıştık. Saat 11'e çeyrek var. Yani biraz burada... Ege'ye gezelim dedik. Evet. Daha önce gelmedik buraya hiç. Evet, çok istedik. Burada Ayvalık turu. Buradan da Cunda'ya geçeceğiz. Majhne uličice Ajvalıkta. Mene je vedno pritegnila ta egejska stran in ta zgornji severni del, egejski del turške strani je resen takšen pristen, še surov, gledajte te ulice, čist neturistične. In to je predel, v katerem so pred ustanovitvijo Turške republike živeli na tej strani Rumi. Rumi so bili vzhodno ortodoksni kristijani, ki so jih kasneje preselili na grško stran in tem preselili potem Turke iz grške strani. In arhitektura je ostala takšna kot v Grčiji, na grških otokih. Ayvalık'ta ne yapmalısın? Ayvalık sosu yemelisin. Ayvalık sosu. Onun dışında zeytin. Zeytinyağı ve zeytin çok meşhur. Ege dedim aklına zaten zeytin geliyor aklına. Acıktın mı? He? Adı neydi? Aşkın Tost Evi. Aşkın Tost Evi. Geldi tostlar. Nasıl? Çok iyi. Ne var içinde? Ben ilk defa yiyorum. Güzel. Bakalım. Da vidimo slaven Ajvalık tost. Güzel bence. Büyük değil mi? Büyük. Yani nutri kolbasa, sir, potem kumarice pa paradajz. More je pa dosti bolj mrzlo kot dol v Antaliji. Za nama je enih par otokov. Hakkı Bey. Hakkı Bey'in arkasındaki Yunan adalarından hangisiydi? Lesbos. Lesbos. Bu sağdaki, şu da önümüzde sağdaki, o da Cunda Adası. Ve bu tarafta da şeytan sofrası var. Ayvalık, merkezin en yüksek tepesi. Orayı da merak ediyorum aslında. Orada şeytan, gizli şeytan varmış. Şeytanı bulalım. Şeytan bulucu. Tamam. Sıcak. Cunda'ya gidiyoruz. Thank you.
Turski škržatov, mir, tišina, vročina. To so prvi vtisi iz otoka Džunda, ki je največji otok v severno-egejskem območju na turški strani. 22 jih naj bi bilo v tem okrožju. In zanimivo je to, da ima ta otok dve imeni. Če gledate po Google Mapsih oziroma po internetni strani, ga boste našli pod imenom Ali Bey. A drugače ga pa domačini imenujejo otok Džunda. In je to še en lep lušten otoček z majhnimi uličicami, polnih teh bogenvili. Hkrati pa je otok precej turističen in te hiške so nekatere prenovljene v hotele, v vile. No, midva so pa napotena do tega mlina zgoraj in pa majhne cerkvice, ki je pa dan danes preurejena v knjižnico. Ti je vroče, a? Vroči. Imen ga, Alvin. Ja, sam ne rekači on. Ne rekači on. Ajde, baj, baj. Bi on ban. Ben pa šim da gledio. Ja, mi dva imamo večni problem. Jaz se vedno za mački ustavim. Moji dragi pa vedno naprej hodi. In zdaj ne vem, kje je. Nekam se mi je izgubil po teh ulicah. Ačka, kazgledno sem bana. E, kaj boldom tabi kuzicam. Valla kaj boldom. Siz arabayla gitti kaldık. Yoksa bulamayacaktı beni. Ya bulacaktım, bulacaktım. Bulacaktım. Ben biraz, seni buldum. Ben biraz gezmeye çıktım sadece. Evet, bu sıcakta çok güzel. Ve orada kavşakta duruyor. Ve üstünde de iki tane araba duruyor. Beni tarifi soruyor. İşte ada buraya mı gidilir? Dedim vallahi ben de kayboldum, bilmiyorum. Evet, şu an Taş Kahvesi'ne geldim. Evet. Nasıl? Dedikleri gibi iyi mi? Bu zahmete değer mi? Evet değil mi? Biraz daha yoğun mu? Ben Türk kahvesi içmediğimden bilmiyorum tabii tam budur ama biraz daha adam anlattı, biraz daha yoğunmuş. Bunu da yaklaşık ortalama 5-6 saat dövüyorum diyor. Tabii 30 kiloluk bir tane şey var. Ne deniyor ona? Sopa mı artık, balta mı? Ne denirse artık ona. Adama ona günde 10.000 kere dövüyormuş o kahveyi. Ve sonra süzüyor o kahveyi, tekrar dövüyor 10.000 kere ve kahve şu şekilde alınmış en son, içilmiş. Türkiye'de son kalan taş kahveymiş. Son kalan. Buradan başka hiçbir yerde bulamazsın dedi. Yani dedikleri gibi, bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler ya, o emek bunu gösteriyor bence. Aynen bence de, bak çok güzel. O laf bence buradan geliyor olabilir. Bu aşama 2 saat sürer. 2 saat sürer şu hale getirmen için. Evet. Bu kavrulmuş değil mi bir daha? He? Kavrulmuş mu? Tabii bu biraz daha çifte kavrulmuş var. Biz kendimiz koruyoruz. Yemek isterseniz alabilirsiniz birkaç tane. Seni biraz çalıştıracağız burada. Sen kal. Bak efendim. Göster gücünü hadi. Ben kaç gün 10.000 kere. 10.000. 10.000 kere kaldırabilirim diyoruz her gün. Her gün. Evet. Spora gitmene gerek yok abi senin. Spor yapıyorsan da ya. Dediğin gibi. Kahveyi bizden başka yapan yok Türkiye'de. Kahve tükeniyor mu bir günde? Şu kadar. Yetmez. İsim neydi abi senin? Ferit. Buraya geldiğinizde Ferit abimizi ziyaret edersiniz artık. Evet, yardımcı olur. Bu kahvenin özelliği çok.
Bu kahve içtiğiniz zaman ne derdiniz kalıyor, ne kederiniz, ne de kredi borcunuz. Kahveyi alacaksın, deniz kenarında oturacaksın, içeceksin, hiçbir derdin kalmaz. Eyvallah abi. Kredi borçlarını da unuttum, sonra da basın işte. Eyvallah abi. Ne bunlar böyle? Belki kilisenin altında bulunmuş. Tamam, bu kilise değil ki. Bu kilise. Neresi? Kilisedeyiz. Allah Allah. Burası kilise mi? Günaydın. Koç Müzesi diye geldik. Burası. Ya Koç Müzesi tabii ki. Kilise orijinaldi. Koç Müzesi burayı kilise olarak almıştı. Evet. Sonradan müzeye çevirdiler. Tamam. Aferin sana. Dove sono stabili veliko starinskih predmetov. To so pa zdravila in medicinski pripomočki iz 19. in 20. stoletja. Çok güzel. Paç mı? Paç. Duydunuz mu böyle moped? Puç moped. Evet. Biz de moped diyoruz. Avustralyalı. Yani çalışır herhalde burada. Çok da eski değil mi? Bu bütün şeyler Koç ailesine ait. Evet, Koç'a ait, evet. O dönemlerde bunlar kullanıyormuş. Fotoğraf makinesi. Şunlarla, şu büyük olanla film çekiyorlardı zamanında. Ya. Böyle çocuklar bunu mu oynuyormuş zamanında? Koç ailesinde doğdun, öyleydi. Koç ailesinde doğarsan bilim adamı olarak doğuyorsun. İşte ve Cunda sokaklarından devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve Cunda'nın simgelerinden biri. Despot evi, bir diğer adıyla papazın evi. Şu an otele dönüştürülmüş burası. Yalnız fiyatlar çok yüksek. Sırf bir oda fiyatına baktık, 5000 lira bir geceliği. Ya aşkım, ben sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Biliyoruz ki Türkler Yunanlar arasında çok bir iyi ilişkiler yok. Ve Cunda eskiden zaten Yunan nüfusu Yunanlara bağlıydı. Oluşturan, aynen. Yani sen nasıl bakıyorsun bu olaylara? Mesela? Ya, o zamanında eskiden kalmış gibi görüyorum ben. Şu an tabii olayı şeye çevirmiyorum ben, problemi. Yalnız baktığımda burada hiç o dönemden hiç kimse kalmamış artık. Aynen. Yunanistan tarafından kimse yok. Mesela İstanbul'da hala var. Zamanında burada 1,5 milyon Yunanlı varmış. Yani bütün bölgesinde, bütün bölgesinde tabii ki. Cunda'nın. Sadece Cunda'da değil. Ve Türklere karşılık Yunanlıları takas etmişler. Yani aslında üzücü bir olay çünkü öyle düşün, yani senin evin burası, karşıya geçtin, orası hiç ait gibi hissetmiyorsun. Yunan gibi bakmamışlar, oradan buraya gelenlere de Türk gibi bakılmamış. Yani iki taraf için de çok kötü bir şey. İşte bunlara demişler ya işte, Türk'ten gelmişsiniz, oraya gelenlere de siz Yunanlı'dan gelmişsiniz gibi. Şu anda öyle mi bilmiyorum tam olarak. Zamanında eskiden öyleymiş hep. Normal dondurma değil mi? Evet. Kızarmış. Ben yazıyor ya. Kızarmış da var. Ben normal istiyorum abi. Kavun içi var. Kızarmış nasıl oluyor? Dışı galeta onu özel bir jölesiyle kaplı, içi dondurma yağın içine atıp kızarmış. Kızarmış dondurma efsane bir şey. Ben deneyeyim ya. Sen dene. İçi aynı mı oluyor? Evet. Ne koyuyorsunuz içine? Ne koyuyorsunuz? İçinden bazen küçük harfini çıkıyor. Ne çıkıyor abi? İçini seçebiliyor mu? Hayır abi. Sakızlı sanki. Sakızlı. Değiyor. Nazar değmesin bak. Maşallah. Maşallah var. Bu dondurma yiyeceksiniz yemeyin. Dondurma değil çünkü. Aşkım kime gördü? Yavşar. Arabayla üstüme sürdü. Benim üstüme doğru geldi. Gülümsedi. El sallattı bana. Sanki ünlü benim. Ben de şaşırdım. Sonra dedim lan bu Yavşar. Şimdi Instagram'ına girdim de gerçekten doğru görmüşüm. Zadnje najna postaja danes je pa en zanimiv kraj, panoramska točka, ki se imenuje Satanova pojedina.
In sicer na tem območju naj bi živela ena gospodična, ki je bilo ime Penelope. In ta gospodična naj bi se po govoricah naselila na to območje in naj bi živela izolirana od vseh ljudi spodaj, tamle v Ajvaliku. No in v tistem času začela vladati lakota in ljudje, ki so živeli v mestu, so začeli kriviti to izolirano gospodično Penelope, da je ona kriva za vso to lakoto. In po pričevanjih naj bi od lokalnih pastirjev Penelope izvedla, da pripravljajo lokalni prebivalci njen uboj, da jo želijo usmrtiti. Zato se je ona odločila, da jih pričaka z polno mizo. In ko so prišli ti pastirji in prebivalci in domačini po njo, so najprej zagledali polno mizo vseh dobrot in so se zagnali v mizo in tako pozabili na to Penelope. Ona je pa v tistem času uspela pobegniti in zato pravijo, da naj bi bila to satanska pojedina, ker ji je tako uspelo pregnati te njene ubojnike morilce. Dilek diliyorlar. Şeytana dilek diliyorlar biliyor musun? Para atıyorlar. Normalde şeytan şans mı getirir? Ama işte buraya daha önceden şey de bağlıyorlardı. Buradayla. İnanç farklı. Biz her şansı, herkesten şans bekliyoruz. Şeytan, melek. Fark etmez. Plaja, plana koyduk. Evet. Bir güne baktık ki bir güne sığdıramayacağız. Yani 1-2 saat kalacaktık. Onun içine değmez çünkü giriş için 130 lira para istiyorlar. Kişi başı, ye iç falan 500 lira. 1-2 saate değmeyeceğini düşünüyorum. Birkaç gününe gelirsiniz bu muhakkak. Plaja gidin. Deniz çok güzel. Değer bence. Biz çok beğendik bugün. Çok güzeldi. Od 1. julija naprej smo zdaj od kompletno odprti, kar se ukrepov tiče. Zato upava, da izkoristiva vsaki prosti dan za kakšen takšen potep ali izven Istanbula, potem v Istanbulu, da vam predstaviva malo te najne dogodivščine, pa da mogoče dobite še kakšno inspiracijo v primeru, če pridete v Turčijo. Tako da uživajte, mi dva se vračava nazaj v Istanbul. Če vam je video všeč, dajte stisniti kakšen všeček ali pa komentar. Hvala vam vsem za vse komentarje, za vse odzive na najin prvi video. Navajava se še, tak da s časom bo boljše. Uživava pa, to pa je najbolj pomembno, se mi zdi. Teda, fajn se imejte. Čau, čau. Adios.